bilgisizlik de olabiliyor bazı tabii şeyler. Tabii. Çünkü yoksa mesela Başar bir medya mensubu. Hı hı. Eğer iki tane, üç tane aday varsa 2-3 adaya da aynı mesafede olmak durumunda. %100. Ama ben çoğu yerde mesafeye değil giremedik bile. Evet. Mesela bir Kıraç'ın da söylentilere göre var olduğu o nedir? Hürriyet bilmem ne gruplarında biz hiç sayfaya giremedik. Oradaki arkadaşlarımız da zamanında bizim arkamızdan koşan arkadaşlarımız da ama sürekli laflar ya işte yukarıdan maalesef sizi sokmayın gibi laflarla geçiştiler. Ben bunlara saygı duyuyorum çünkü gücün olduğu yerde bir günde güç bize geçer. Yani o gücümüzü yok kullanırız. O insanlar da bir şekilde başkanın altında görev yapmış ama hep evet, o yani medyayı o şekilde kullanması ben de çok iyi biliyorum. Yani tabii yaşıyorsun bu sen de, hem, tabii. Hem görsel hem yazılı basında maalesef bir takım engeller seçimlerde ya da haberlerde reel olmayan bir takım haberler birçok gördük, bunu yaşadık. Bunlar da inşallah ders almışlardır. Şimdi sanırım ne yapıyoruz biz de? Koşullu olmayan medyada gidip söyleşi yapıyoruz. Çünkü bizler de taraftarlarımızla, kamuoyuyla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Evet. Anlatmamız gerekiyor. Aynen. Biz belki az bir kütle ama sonunda tarih yazacak bunları. Yazacak. Dolayısıyla ben bundan sakınmıyorum, sıkıntı da duymuyorum. Evet. Bir de aslında en çok serzenişi bizim yapmamız lazım. Çünkü Ünal Aysal sadece belli medya kuruluşlarında aslında çıkıp konuşma yaptı. Çok da fazla televizyona çıkmadı. Evet. Ya da çok da fazla gazeteye demeç vermedi. Sizin bahsetmiş olduğunuz yayın organının gruplarında ve yayıncı kuruluşta özellikle birkaç programa çıktı. Biz mesela sizinle de biliyorsunuz. Çok yayın yaptık. İki defa sizlerle program tabii. yaptık. Birkaç program yaptık. Mehmet Bey'le de yine aynı şekilde ona keza ama Sayın Başkan'la görüşme imkanımız olmadı. Hatta başkan olduktan sonraki dönem içerisinde de biz defalarca kendisine... Olmaz. Çünkü başkanın sorumlu olduğu başka medya kuruluşları var. Dolayısıyla onlarla işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla bizler düşüyoruz. Etik bir olmuyor pek. Türkiye'de etik güç biliyorsunuz. Evet. Belki öbür esprimle geleyim. Yani ben dedim ki Galatasaray sevgiye, sevdaya değil paraya karar verdi. Evet. Neden? Çünkü ben 1990'dan beri Galatasaray yönetimlerindeyim. Hep Galatasaray içerisindeyim. Yani ben bir ay bir insanları tanıyan bir insanım. Çünkü hep beraber olmuşum. Evet. Sevgiyle bağımlıyım Galatasaray'a. Ama hakikaten çok ciddi bir değer olan, çok önemli bir iş adamı dün geliyor Galatasaray'a ve herkes ona kapılar açıyor, saygı duyuyorsun. Ülkemizdeki evet. gelişimi altyapıya da çok yakın olmayan, evet. Altyapı dedim yani futbolla ilgili bizim günlük konuşmalarımızda yaşadığımız duyguları çok yaşamayan, futbola da çok yakın olmayan, seçim demeyeyim atamayla da gelen bir başkan. Tamamıyla ekonomik konjonktür içerisindeki bağlamda görev almış. Tabii. Kullanmış olduğu cümlelerle de basına çok fazla yer aldı. Bunlardan bir tanesi Çilek. Yabancı Başar. Çünkü Galatasaray çok yabancı. Ama ben burada şuna da üzülüyorum. Şimdi bir başkanımız, bizim bir vakıf başkanımız çıkıyor bir televizyon kanalında. Bu sepette doldururken çikolataları bir de 100 milyon dolar ifadesi kullanıyor. Yani Galatasaray'ı 100 milyon dolar vereceğiz diyorlar. Vereceğiz tabii diyor. Şimdi ben son günlerde bir de onu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray borcu azalıyor dedi evvelsi gün bir divan kurulunda. Azalıyor da neyle azaldığını anlamış değilim. Yani hisse satarak azaltıyorlar. İşte başka şeyler bir şeyler satarak azaltıyorlar. Hiçbir proje yok. Ama onu yapacağına bizimkiler o zaman vermiş oldukları 100 milyon dolara verseler bir kere 100 milyon dolar düşecek. Düşecek. Çünkü bir söz vermişler. Bunlardan yani bir tanesi de Riva sanıyorum Galatasaray için de artık sorun olmaya başladı Riva. Kalacak mı, satılacak mı? Şimdi Riva'yı zaten gündemde çektiler bile. Çünkü gündemin başka konuları var. İşte divanda konuşulan iki konu vardı biliyorsunuz. Bir tanesi İnan Kıraç'ın 45 dakika, 50 dakika gibi sanki hakikaten genel kuruluşunda güven oyu vermiş. Evet yani güven vermesi yani kutlamak gerekir. Çünkü aynı şekilde Adnan'a da güven vermişti bu abimiz, değerli abimiz. Sonra Adnan'a ne yaptığını da hep beraber gördük. Doğru. Şimdi sevgili Ünal Aysal'a veriyor. Şimdi ne yapacağınızı da göreceğiz hep beraber. Çünkü biz eskiyle yeniyi bir arada yaşayan insanlarız. O dönemde yine bana yapmış olduğunuz, bana vermiş olduğunuz beyanatlardan bir tanesi de oydu. Biat kültürü
mü var Galatasaray'da? Bu, yani bu ben bunu şey dedim çünkü eğer siz hakikaten genel olaraktan adaylarınıza veya yapılacak olaylara kendi kişisel özgür ifadenizde yaklaşmazsanız, bir grup, bir sürü ifadesi yaklaşırsanız bunda sıkıntı var demektir Galatasaray gibi kulüpte. Ha. Şimdi Galatasaray karar almış. Galatasaray adası için geri alma kararı almış genel kurul. Ama siz bir başkan çıkıyor, bir vakıf başkanı çıkıyor. Diyor ki ya diyor, niye Galatasaray adasını alalım ki? Çok iyi gidiyor. Adam gizli kapaklı işler yapıyor. Biz yapamayız. Ya bu laflar bir divan kurulunda söyleyecek laflar değil. Ben değerli abimden çok üzülerekten duydum bu lafları. Çok şaşırdım. Kendi üyeleriniz kendi yerinden, adadan faydalanamamaz duruma geldi. Evet. Alınan para 400 bin dolar senede biliyorsunuz. Çok cüzi bir rakım. O dar şey, boğazda elden çıkarılmış, evet. O da verilmiş Allah bir... rahmet eylesin Özhan Bey'in zamanında Ünal'a, sevgili başkana otel yapsın diye vermiş olduğumuz bir şeydi. Hı-hı. Ama geldik bugünlere. Yıllardan beri. Evvela biliyorsun Ünal Başkan Buza'da yaptı galiba. Buza'da. Bu su oldu biliyorsunuz. Evet. Sulandı. Şimdi su adı oldu. Hı-hı. Şimdi Galatasaray Adası ismi bile gidiyor. Kimse konuşmuyor bile Galatasaray Adası'ndan. Şimdi Galatasaray üyeleri neden ayrıldılar? Çünkü konuşabilecekleri ortam yok. Yok. Eskiden bizler orada konuşur, sohbet ederdik. Yani bir tek Kalamış var. Kalamış da sıkıntıda. Evet. O zaman tesisleşme adına hiçbir yani atılım yok. Olacak şey değil. Onun yani için Galatasaray bunlar mabetleri. Hakikaten evet, insanları birleştiren, insanları kaynaştıran ve camiayı bir arada bulabileceğiniz sıkıntılarını, dertlerini, sevinçlerini paylaştığı yerler. Çok güzel. Hakikaten ortak kararların alındığı yerler buralar. Evet. Mabetler çok buralar. Önemli yerler. Hazır yoksa... onu sormuşken ben burada Fenerbahçe'de değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü ezeli rakibiniz Fenerbahçe'de Galatasaray elinden imkansızlıklar dolayısıyla çıkarttığı işte bu sosyal tesisler, araziler ve gayrimenkuller, Galatasaray bunları elden çıkartırken Fenerbahçe'de üzerine koymaya devam ediyor. Ve işte gerek yaptırmış olduğu oteller, tabii, tesisler. Ben sana şurada katılmıyorum. Tabii Galatasaray elden çıkartmıyor da geçici olaraktan birisine zaten hep geçici olarak. Tabii. Bizim yeni başkanımız hep geçici olaraktan birilerine veriyor. Biliyorsunuz hisselerimiz de geçici olaraktan birisine vereceğiz diye sattı. Şimdi adayı da geçici olaraktan birisine verdik. Biz alalım diyoruz. Kiralama gibi genel kurul, tabii genel kurul alalım diyor adayı. Genel kurulu kararı var, mahkeme kararı var. Ama yorumsuz kalıyorlar. Halbuki genel kurulun kararını yönetim kurulu ve başkanı onaylamak ve yönetmek durumundadır. Başka hiçbir çaresi yok. Yani bu ada belki de bu yönetimin, bu başkanın da başını yiyecektir. Bu kadar açık söylüyorum. Bu kadar da ciddi söylüyorum. Allah Allah. Yani siz genel kurulun hür ifadesi, hür iradesi nasıl karşı gelebilirsiniz ki? Galatasaray bu adayı istiyor. Nasıl yapacaksınız? Yapacaksınız. O adayı Galatasaray'ın hizmetine sokacaksınız. Dolayısıyla bunu aksi düşünemez. Fenerbahçe zaten son yıllarda dikkat ederseniz son derece pozitif yatırımlar, son derece iyi işler yaparaktan eski Galatasaray'ın durumuna geldi. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Saygı duymak lazım. Tabii. Kendi tesisleri yerine gitti, bir tesisi aldı. Kendi taraftarlarına, kendi genel kurulunu açtı. Aynen. Hala da yapıyor. Gitti Bolu'larda bir tesisler yaptı. Yok. Sağda solda yatırımlar yapıyorlar. Ya biz niye yapamıyoruz? Şimdi Galatasaray takım elinde işte hep gündeme bir kurtuluş reçetesi Riva öne atılıyor. Çok önemli. Bir de şimdi şu anda değer bakımından Riva artı Florya var. Şimdi bu yarın bu Florya'daki tesisler şehir dışına alınabilir. Ki Küçükçekmece Belediyesi bir yer gösteriyor. Her taraftan diyorsun Sayacım. Sen şimdi, 2000'den beri veriyorlar bunları. Tamam da başkanım bunlar hakikaten dediğiniz gibi bu yaşadığımız dünyada Beşiktaş'ın durumuna düşmemek lazım. Beşiktaş da öz kaynaklarını yok etti. Çok verdi, bitti. Yani Galatasaray da yıllardır hep bu iki tane elinde, birincisi Riva projesi hep koz olarak kalıyor. Sanayiciğim Riva projesi 1200 dönümden başladı. Şimdi yavaş yavaş indi 800-900 dönümlere. Bankaları, yok 2. köprü, 5. köprü yapılacak. Yok yani bunu yıllardan beri konuşuyoruz. Aynen öyle abi. Ama sonunda bir şey yapmamız gerekir. Tabii. Yapamayacaksanız o zaman niye talip oldunuz? Yani size hisse sattırmak kimsenin amacı değildi. Girerken de yönetimine şeye talip olurken de biz Galatasaray'ı satacağız diye bir talipte bulunmadınız. Sonra bulunmadınız. Tarihinde ilk defa
hisseyi alan tabii insanlar belki Galatasaray'ı sevse ya da ekonomik bir kazanç olarak Galatasaray'ın böyle kağıtlarını borsada alıyorlar. Ondan sonra birkaç tane insan Galatasaray kulübünü mahkemeye vermeye sıkıntı yaşayıp Adnan Öztürk'e gelip bu konuları açıp televizyon önünde tartışabiliyorlar. Bu da Galatasaray'ın hakikaten bu konularda nereden nereye gelindiğinde... Galatasaray eski Galatasaray değil. Ne yazık ki üzülüyor ama son derece saygı değer başkanımız ve yönetimimiz var. Ama biraz eskiye dönüp baktığınız zaman bir Alp Yalman dönemini düşünüyorum ben. Ne kadar farklı bir yönetim, ne kadar farklı bir Galatasaray. Şimdiye bakıyorsunuz yani başarı olarak adledilen hisselerin satışı, dolayısıyla borcumuz üstleniyor veyahut da var olan geri kalan özel loca ve koltukların bir bankaya satışı karşılığında alınan para. Ve onunla beraber dediği gibi Soner'in sermaye tezidi yapıp küçük yatırımcıyı yavaş yavaş silmek. Ne oldu? Biz Galatasaray'da borçlarımızdan yavaş yavaş arınıyoruz. Evet. Bravo, kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu mudur proje? Ya bu mudur Galatasaray? Bir kere bir sosyal derneğidir, sosyal yapısı olan da 20 milyon taraftarı var diyoruz. Siz 10 kişiyle Galatasaray'da değilsiniz ki. Milyonlarca insanla berabersiniz. O insanlar sizi aidiyet duygusuyla seviyorlar. Evet. Size hayranlar. Her yaptığınız şey herkes bir forma koyuyorsunuz. 100 liraya forma alıyor herkes. Pardon, onu satarken iyi de hisse alırken mi düşünerek alsaydı mı demek gerekiyor? Yani geçmiş 5-6 yıllık düşüş dönemini ya da yarışmacı kimliğinden çıkmış bir Galatasaray'ın ekonomik ya da durumunu bu şekilde gelip acilen bu paketlerle de göz boyamak da yanlış. Ama işte bunun zaten geri dönüşü var. Şimdi bu hisseler gitti. %40-45'i gitti. Şimdi bunu almayacak mıyız peki? Adnan da yaptı biliyorsunuz bunu. Yaptı. Onu söyleyecek. Zattikini aldı. 70 milyon bankadan borç aldı. Hisseleri aldı. 3 gün sonra bu da sattı. Adnan Polat'ı soracaktım. Şimdi Sayın Polat'ın ibra edilmemesiyle başlayan o sürecin arkasından işte mahkemeler oldu ve ibra olmayan Adnan Polat mahkemede aklandı da diyebiliriz bir nebze. Ve yine sizin o dönemde serzenişiniz vardı. Galatasaray camiasına bu yakışmadı demiştiniz. Yakışmadı tabii. Şimdi ya koskoca Galatasaray'ın 100 yılını geçmiş, 105 yılını Galatasaray'ın genel kurulunda dikkat ediyor musunuz? Hatırlıyor musunuz o hikayeleri? İnsanlar Adnan'a karşı bir infial içinde. Çok Adnan ve yönetim bir infial içinde. Yönetime bakıyorsunuz 3 tanesi kıçını dönmüş. Özür diliyorum. Evet. Yanlış bir tabir kullandığım için. Yani ters dönmüş. Hı-hı. Diğerleri ters dönmüş. Yani bu Galatasaray'a yakışan resimler, fotoğraflar değil. Ya biz Galatasaray'ı böyle görmedik, böyle alışmadık. Biz Galatasaray'a farklı bakıyoruz. Dolayısıyla bu ortam sıkıntı yarattı Galatasaray'da. Adnan da sıkıntı yaradı. Galatasaray'da sıkıntı yaradı. Evet. Böyle bir hizipleşmeye, böyle bir ikileme ihtiyaç var mıydı Galatasaray? Yönetim içerisinde çok bölünmeli olurdu. Evet. Mehmet Helvacı olayı. Evet işte onu diyorum yani arkadaş. 3-4 arkadaşımız yine ters bakıyordu. Öbür arkadaşlarımız bu tarafa bakıyordu. Değerli, çok değerli hizmet etmeye gönülden olan insanlar vardı. Bunlar hepsi bir anda 3 kişilik bir Galatasaray başkanlığı çıktı. İşte Adnan Polat, Adnan Sezgin, Murat Yalçın'da. Öyle bir dediğiniz gibi enteresan yani, bir hal aldı. Yanlış bunlar. Bunlar olmaması gerekir Galatasaray'da. Çünkü bu arkadaşlarımız Adnan dahi çok Galatasaray'a hizmet vermiş, yıllarını vermiş insanlar. Şimdi bu arkadaşların küstürmemizin anlamı yok ki. Tabii. Galatasaray bir sevgi yumağı, sevgi yuvası. Dolayısıyla biz bunları aşmamız gerekir. Aşması gereken tek adam da şu andaki Galatasaray başkanıdır. O toparlayıcı olacaktır. Ben okudum geçen ayki dergide birlik yapmamız lazım diyor. O birliği yaparken de siz evvela yönetimdeki arkadaşlarınızın birliğini sağlayacaksınız. Ne yaptı başkan? Beğenmediği Mete Başoğlu istifa ettirdi. Şimdi yarın bir gün Adnan'a biliyorsunuz ters çıktı. Evet. Yarın bir gün Ali'ye de ters çıkacaktır. Bu mudur birlik, Galatasaray birliği? Değildir. Onun için Galatasaray Başkanı sevgiyi, saygıyla beraber yönetimi toparlayacaktır. Ben Bülent Tulun'u sormak istiyorum. Bülent Tulun şu anda Sayın Başkan'ın baş danışmanı. Hep öyleydi. Benim bildiğim 10 senedir, 15 senedir zaten Bülent Tulun, Ünal Bey'le beraber çalışan bir kardeşimiz. Ünal Aysal'ın vermiş olduğu kararlarda Bülent Tulun'un vermiş olduğu bilgiler ya da yönlendirme ne kadar etkilidir sizce? Çok etkilidir çünkü
ne diyorum size, ben 2000'den beri hatırlarım. Bülent Ünal'ın iyi bir arkadaşı ve onun yanında